Efendim iyi akşamlar diliyoruz ve akşama doğruya da başlıyoruz. Değerli bir konuğumuz var. Yusuf Demirel Ağabey, Safa Vakfı Konya Şube Başkanı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ediyorum Yusuf abicim. Ve biz kendisiyle hem Gazze'yi konuşacağız hem de tabii ki diğer çalışmalar, kurban öncesi çalışmaları konuşacağız. Bu konuların hepsini ayrıntılarına girmeye çalışacağız. Ama hoş geldin, sefalar geldin, getirdin. Sana. Nasıl gidiyor diye bir sorayım, ondan sonra konulara girelim. Hemen. Gayet iyi gidiyor. Tabii Gazze konusunda, Gazze dışında her şey iyi gidiyor. Gazze derinden yaralıyor bizi. Orayla ilgili ciddi anlamda bir insan yardım faaliyetimiz var. Ancak o mutlu ediyor bizi, yardım edebildiğimiz. Ama devam ediyor yani. Tabii. Yardımlarımız devam ediyor. İlk önce sevgili seyirciler, bir görüntümüz var, onu izleyeceğiz. Onunla başlayalım istiyorum. Şöyle, bir genç kardeşlerimiz Konya'da, Selçuklu'da, Yazır bölgesinde, evet, değil mi? Yani evet, yanlış söylemiyorum. Genç kardeşlerimizin, Yusuf ağabeyim biraz sonra konuyu ayrıntılarıyla kendisinden dinleriz, şahitlik ettiği ve o genç kardeşlerimizin de aslında bir kampanyaya vesile, o Gazze kampanyasına vesile oldukları, kendi çaplarına bakarsınız büyür ama yani inşallah büyür. Büyüyecek, bekliyorlar zaten. Katlanır, devam evet eder. Onlara şimdi o görüntüyü, Ali'cim görüntü bir yayınlayalım, ondan sonra devam edelim. Yusuf abi inşallah. Evet, görüntü video ama herhalde bir sıkıntı çıktı değil mi Ali'cim? Birazdan onu yayınlayabilir miyiz? Yayınlayabiliriz dersen tekrar yayınlayabiliriz. Yoksa biraz sonra yayınlarız, sıkıntı değil. Evet kıymetli dostlar, Konya'nın Selçuklu ilçesi Yazır mahallesinde İkonia konutlarındayız. İkonia konutlarındaki yavrularımız, site sakinlerinin evlatları, çocuklarımız kendi eşyalarını bugün sitemizin önünde satışa sundular. Ne sattık mesela? Kalem, boya, araba değil mi? Onlar, bileklik, yüzük. Evet, onları sattılar. Elde ettikleri gelirle Gazze'li kardeşlerine, arkadaşlarına hediye almak istediler. Bu durumu bize ilettiler. Biz de Safa Vakfı Verenel Derneği olarak çocuklarımızın emanetlerini, satıştan elde ettikleri gelirleri teslim alacağız. Onu inşallah Gazze'li kardeşlerine, arkadaşlarına oyuncak olarak, kıyafet olarak, hediye olarak göndereceğiz inşallah. Onun için bize misafir olarak gelmişler, topladıkları parayı. Evet Talha, ne kadar para topladık? 2500 lira. Hem satıştan elde ettikleri gelirleri hem de kumbaralarını da açmışlar değil mi çocuklar? Kumbaralarını da açmışlar. Kumbaradan elde ettikleri gelirleri de toplam 2500 lira olmuş. Onları bize teslim ettiler. Biz de onları teslim aldık. İnşallah Gazze'li yavrularımıza göndereceğiz. Bu yavrularımızı tanıyalım inşallah. Evet, senin ismin neydi? Melih Talha Karaman. Evet. Amine Güneş. Reyhan Güzel. Derin Merva Karakeçili. Hatice Güneş. Leman Karapınar. Evet, sitemizin sakinleri, yavrularımız emanetlerini bize teslim ettiler. Biz de inşallah yarın Gazze'deki mağdur, mazlum çocuklarımıza ulaştıracağız. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu duyarlılıklarını da kutluyoruz. Çok güzel bir iş yapmış oldular. Çok güzel bir hizmet yapmış oldular. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yavrularımızın gözlerinden öpüyoruz inşallah. Gerçekten harika görüntüler Yusuf abi, onu söyleyeyim. Yani olayın bir hatırasını bir anlatın isterseniz. Evet. Bu arada burada gördüğümüz Yusuf abinin orayı gösterebilirsen, evet, sevgili Ali.
Bu da herhalde çocuklarımızın yine evet, hazırladıkları değil mi? Parası içerisinde teslim aldık, içerisinde duruyor. Küçük demir para. Demir paralar da var, kumbaralarını da açmışlar. Hepsini getirmişler. İnşallah, şu elini alabilirsin abi. Yani, inşallah bayramda, inşallah tamam, bayramda çocuklarımızın bu hediyelerini Gazze'li arkadaşlarına abi, bayramlık hediye olarak göndereceğiz inşallah. Evet. Bu arada bu da kumbaraları. Yani evet. Bu değil mi abi? Evet. Ve paraları yine Gazze'ye gidecek. Evet bayramda. İnşallah. Makbuzunu da kestik. Makbuzlarında kesiliyor değil evet, mi? Evet, evet makbuzunu da kestik. Hangisinin adına bütün deli? Bunu Gazze için bağış yazdık tüm çocuklar adına. Bir maden olmadı. Evet. Maşallah, ne güzel. Evet. Şimdi abi olayın bize bir ayrıntısını bir anlat istersen. Evet. Nasıl oldu? Yani inşallah dediğim gibi bu bir gönül hareketine de dönüşür burada. Onu evet. Da bir evet. Dua olarak ifade edelim. İnşallah. Buyur abi lütfen. Bismillah, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ben de şahsınızda Konya TV'ye çok teşekkür ediyorum. Davet ettiniz, kabul buyurdunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum Safa Vakfı olarak. Bunu iletmiş olalım. Şimdi rica ederiz, hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Aslında çok amatör bir çekim oldu belki ama çok spontane gelişti. Görüntüler belki amatör ama çok amatör ama çok samimi. Belki amatör evet, ama evet, hakikaten evet. Çok değerli bence. Evet yani zaten milyon dolarlık. Evet, çekince hemen siz aklıma geldiniz. Dedim ya Hamdi abiye şu görüntüyü bir atayım. Buradan bir hikaye çıkarsa bir televizyon programı yapalım yaparız dedim. İnşallah. Siz de hemen teveccüh buyurdunuz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. O çocuklarımızın gözlerini evet, öpüyorum. Evet, hepsini kutluyoruz evet. Maşallah. Evet. Onların o heyecanları hep devam etsin, artarak devam etsin. İnşallah artarak. Lütfen abi sözünü evet. Kesmeyeceğim. Şimdi 25 Mayıs'ta siteden akşam namazı ezanı okundu, okunmak üzere hızla indim tabii yüksek kat, hızlıca indim, koşarak gidiyorum. Baktım çocuklar yanıma doğru geldiler, amca biz malzemelerimizi işte ufak tefek eşyalarımızı, oyuncaklarımızı satıyoruz. Sen alır mısın bundan, biz de yiyecek alacağız dediler. Baktım 5-6 çocuk. Ezan da okundu bu esnada. İlginç tarafı okunuyor o anda. Hızla gitmem lazım. Ya dedim çocuklar şimdi ben oyuncak seçmeye falan gidemem. Ama size yardım edeyim dedim. Ayıp olmasın diye çocuklara bir miktar harçlık verdim. Biraz yürüdüm. Tam anlatayım. İlginç oldu çünkü. Ya dedim 6 tane çocuk az verdik. Döndüm tekrar bir miktar daha verdim. Onlar sevindiler. Ben de hızla camiye gittik. Yetiştik. Döndüm. Güvenlikten içeri girdim. Çocuklar aynı yerde duruyorlar. Beni görünce bir grup dedi ki bu amcaya bir daha gidelim bir şeyler satalım diyor. Hissediyorum ben uzaktayım ama fark ediyorum konuşmalarını. Bir kısmı da ya zaten bir sattık miktar aldık. Yani. Ayıp olmasın belki amca yanlış anlar falan diyorlar ama böyle bir ikilem içerisindeler. Fark ettim ben yanlarına geldim. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Bana bir anlatın meseleyi. Anlattılar. İşte yiyecek alacaklarmış, işte oyuncakları var, işte arabaları var, kalemleri var. Onları nakde döndürüp hep beraber bir şey alıp yiyecekler. Ya dedim ki, ben size gene yardımcı olayım, alayım bir şeyler. Dedim, amca kaç torunun var, erkek mi kız mı, sana ne uygun olur onları tarif etmeye başladılar. Babaları da tüccar zaten çoğunun, çocuklar da tüccar. Ondan sonra, ya dedim çocuklar 3 tane torun var, erkek. Siz bana oyuncak vereceksiniz ama evvela sizinle bir pazarlık yapalım. Buyur amca. Dedim ki siz sattıklarınızı hepsini yiyecek alacaksınız ama Gazze'de kardeşleriniz var. Az da olsa televizyondan falan takip etmişsinizdir. Yazık değil mi? Bir kısmını da onlara göndersek. Tamam amca dediler. Birazına yiyecek alalım. Bir kısmını da onlara gönderelim dediler. Ama dedim ondan sonra Gazze'yi bize bir anlat dediler. Biz de zaten sürekli gidip geliyoruz ya. Konunun da çok içerisindeyiz. Telefondan, videolardan, fotoğraflardan tam 15 dakika onlara Gazze'yi anlattım. Çocuklara 15 dakika evet, Gazze'yi anlattım. İşte çocukların durumu şöyle, işte Gazze'nin durumu şöyle. Anlat çocukların anlayacağı dilde, onların seviyesine uygun anlattık. Çocuklar adeta bir duygu yükü oldu. Ben de çok etkilendim aslında. Dediler ki amca biz hepsini Gazze'ye gönderelim. Nasıl yapalım? Biz evde kumbaralarımız da var. Onları da açalım. Onları da getirelim. Hepsini Gazze'ye gönderelim. Tamam çocuklar. 15 dakikamız geçti. Akşamı kıldık. 15 dakika geçti. Yatsıya belki 30-40 dakika kaldı. Tamam dedik. Çocuklarla anlaştık.
Hamdi Bey öyle ilginç ki niyeti aldılar ya samimilerde. Amca senin adın soyadın ne? Yusuf Demirel. Hangi sitede, hangi blokta oturuyorsun? Kaç numarada oturuyorsun? Bak ben hiç aklıma gelmedi eve gelecekleri. Bütün ayrıntıları bana sordular. Ben oradan ayrıldım. Hatta tam söyleyeyim bir 50 lira daha verdim onlara. 105 liralar olmuştu. Sade. 105 ha. 105 liralar olmuş. Ben eve çıktım. Yas Sezen'le 1-2 dakika var. Kalktım. Yatsı namazı için kapıya doğru yöneldim. Dış kapıya zil çaldı. Açtım. 6 tane çocuk kapıda. Allah Allah. Şaşırdık tabii. Amca biz geldik. 2500 lira para toplamışlar bu arada. Evet, yani 105 maşallah. Lirayı 30 dakikada 2500 liraya dönüştürmüşler. Gazze bereketi. Yani Gazze bereketi. Evet. Kumbaralarını açmışlar. Ailelerine gittiler muhtemelen anlattılar vesaire. 2500 lira yapmışlar. Geldiler. Tabii yemekleri bize, için ailelerinden para isteyemeyen çocuklar tabii. Gazze için evet. istediler muhtemelen. Bir şey de satmadılar. Ailelerden evet. toparladılar geldiler. Artık namaza da gidemedik. Salona bunları aldım. Bu çekimi orada yaptık artık. Bu misafirlerden sonra artık bırakılır gidilir mi? Onları ağırladık. Tabii ailelerinin de izni alınması gerektiği için de endişe ediyorum ama dedim gelin çocuklar bir video çekelim. Belki buradan bir hikaye çıkar, bir duyarlılık olur. Yayılır gider dedim. Bir hayra vesile olursunuz inşallah. Tamam dediler. Gittik bu videoyu çektik. Çok mutlu oldular. Dedim eğer becerebilirsem sizi bir televizyona çıkaracağım çocuklar. Tabii onlar o zaman uçtular. Dedim ondan ama sonra, çıkardık bak hepsini. Çıkardık mesela. Evet. Sözümüzde durduk yani çıkardık. Sözümüzde durduk. Evet. Daha da ilginç. Neyse bu konuştuk. Bunu bana teslim ettiler. Gittiler. Ertesi gün de Sri Lanka'dan misafirlerimiz var. Evet. Mart'ın 4 ile 9 arasında Sri Lanka'da Kur'an kursları açılışına gitmiştik. Bir 10 Kur'an kursu açtık. Bir 10 daha inşallah Temmuz ayında açılmış olacak. 20 tane Kur'an kursu Safa Vakfımız adına açtık. Bütün ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz. Giderlerini. Çok güzel bir program oldu. Belki daha önceki programımıza da arz etmiştim. 2016'da bir gitmiştik. Kapanmıştı. Evet, evet. Tekrar onlara hizmet aldık. Onlar geldi. O misafirleri aldım. Üzümlü'ye vesaire gezdireyim dedim. Bir memleketi gezdirelim diye. Onlar bizi orada ağırladılar. Akşam eve geldim. 2 defa daha gelmişler eve bu çocuklar. Aynı grup. Bir para toplamışlar, bir getirmişler, teslim etmişler. Bir daha toplamışlar, getirmişler. Geçen gün tekrar getirmişler, bir daha teslim etmişler. 2500 lira şimdi. Makbuz tam 3300 lira olmuş. 800 lira daha bulmuşlar. Evet. Ya çocuklar da bir heyecan oldu. Ya Hamdi Bey çocuklar için tabii ki 3300 lirayı toplamak ciddi bir rakam ciddi tabii. Bir rakam değil mi? 3300 lira. Yani. Öyle çocuklar çok duygulandı. Şimdi her akşam ikindin evden indim aşağıdalar bunlar bekliyorlar. Amca ne zaman televizyona çıkacağız? Kanal hangisi? Nasıl ulaşacağız? Artık babalarıyla bir WhatsApp grubu kurdum. Oraya da bu görselleri attım. İnşallah bizi şimdi izliyorlarsa evet. kendilerine buradan selamlarımızı göndeririz. Ailelerine yani de inşallah. Hürmetlerimizi evet. iletiyoruz evet, inşallah. Evet, hepsinin ailesi. Evet, böyle oldu. Bir şey oldu. Çok duyarlılık oldu. Aslında belki amatör bir şey ama çocuklar açısından çok önemli. Aslında duyarlılık açısından evet. çok önemli. Halicim fotoğrafı da evet. gösterebiliriz. Evet, fotoğraf 1 diye hazırlatmıştım kardeşim. Onu söyleyeyim sana. Gösterebilirsen onu da göstermiş oluruz. Fotoğrafları da var. Fotoğraflarını da çektik orada. Fotoğraflarını da çektik. Lütfen abi sen evet. devam et. Böyle oldu. İnşallah ilginç tarafı bu 30 dakika içerisinde bir kutu bulmuşlar. Bak bunları biz hiç konuşmadık aslında. Evet, kutuya böyle basit bir karton kutu bulmuşlar. Karton kutunun üstüne Gazze Vakfı yazmışlar. Elle yazmışlar. Ona bir bant bulmuşlar, yapıştırmışlar. Getirdikleri para o kutunun içerisindeydi. Aslında bak ben bunları çok önemsiyorum. Yani belki... Evet şu anda ekranda mesela evet, çocuklarımız. Evet ekranda çocuklarımız var. Evet, evet. Şey önemsemişler, duyarlılık göstermişler, Gazze'yi anlamışlar, çocuk haliyle anlamışlar. Gazze Vakfı kurmuşlar. Vakfı yani. Kurmuşlar. Evet. Onun üzerine de Gazze Vakfı yazmışlar, kumbaranın üzerine öyle getirmişler. Hatta ben dedim bu işi büyütebilirsek sitenin bir Gazze Vakfı olsun bundan sonra ara ara oraya yardım toplayalım götürelim. Yani inşallah ateşkes sağlanırsa orada bu çocuklar adına bir yardım faaliyeti, bir giyim faaliyeti de icra edip bunlara da göstermeyi düşünüyoruz inşallah. İnşallah inşallah. Hayra vesile olur. İnşallah. Evet şeyle. Çocuklar hayra vesile oldular. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ama bunu inşallah bu yayılır. Yayılır. Bu bereketli inşallah. Olur. Güzel olur inşallah. Yani evet. bunu dua edelim. Bunun temennisinde evet. bulunalım.
Bu şekilde izah etmiş oluyoruz. Yani evet. Çocuklarımızın hepsine Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Duyarlılık göstermek. Hepsini gözlerinden öpüyoruz. Gözlerinden öpüyoruz. Evet. Ailelerine sevgilerimizi, hürmetlerimizi iletiyoruz. Diyorum Gazze'yle devam edelim. Gazze'yle devam yani. Edelim. Evet. Şimdi şöyle, ben Gazze seferberliği konusunda sizin hiçbir zaman bir şey düşürmediğinizi biliyorum. Yani tempoyu düşürmediğinizi biliyorum ama yani sevgili seyircilerimize de paylaşmak lazım zannediyorum. Hatta siz kendiniz de zaman zaman gidiyorsunuz. Evet, Mısır'daydık. Mısır'da. Mayıs'ın 1'i 5'i arasında Mısır'daydık. Gazze'ye bir yardım 10 tır götürdük. Teslim ettik, geldik. Evet. O görüntüleri de yayınlayalım Ali istersen. Ondan sonra görüntü 2 videomuz. Onu yayınlayalım. Ondan sonra biz onun üzerinden konuşalım bir de. Ta 1948'den günümüze kadar, lakin özellikle 8 aydır oluk oluk kan ve gözyaşının akıtıldığı, ümmetin imtihan yeri ve gökteki tüm canlıların vicdanı, bir avuç Yahudinin işgal ettiği, 2 milyardan fazla Müslümanın seyrettiği, yüz binlerce çoluk, çocuk, kadın, yaşlı, genç ve mücahidin şehit edildiği, milyonlarca Müslümanın ev ve yurtlarının yıkılarak göçe zorlandığı, cevaben Allahu Ekber, Hasbunallah ve Ni'mel Vekil nidalarının arş-ı alayı titrettiği, sapan taşlarının, cihat erlerinin, izzet abidesi anaların, mücahit doğmuş çocukların, yetim ve öksüzlerin, beldesi, İslam'ın izzet ve direniş yurdu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gidemiyorsanız kandillerinde yakılmak üzere yağ gönderin emri fermanının muhatabı, Anadolu'nun ikizi Filistin'e, Uhud'un, Bedir'in kardeşleri Gazze ve Kudüs'e selam olsun, selam olsun, selam olsun. Kıymetli kardeşlerim, sevgili dostlar, bugün 4 Mayıs 2024. Mısır'ın İsmailiye kentindeyiz. 10 adet tırımızı 2 gün boyunca hazırladık. Bunlardan 8 adedi un tırı idi. 2 adedi de gıda kolileri idi. Onları bugün inşallah Refah sınır kapısından Gazze'li Müslüman kardeşlerimize, mücahit kardeşlerimize, can dostlarımıza ulaştıracağız. Rabbim hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Evet, yani ulaştırdınız herhalde. Evet. Yani, değil mi? Bize onu da bir anlatın abi. Evet. Hamdi Bey, aslında hem yardımımız, fiili yardımımız, hem de düşüncedeki yardımlarımız artarak devam ediyor. Ben daha önceki programda da arz etmiştim. Gazze konusunda bizim kafamız hiç karışmadı, karışık da değil. Evet. Biz kayıtsız ve şartsız yardım ediyoruz, yardım edeceğiz. Bakın, bu beldeler için olduğuna inandığımız bir konu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ben hadisin metninde bir kelime bile yanlışlık olmasın diye buradan okuyayım inşallah. Tabii, ne buyurmuş? Tabii. Oraya için gidin ve Mescid-i Aksa'da namaz kılın. Şayet gidemez ve orada namaz kılamazsanız oranın kandillerini aydınlatacak yağ gönderin emri fermanı idi aslında bizi oralara götüren, bizi böyle düşündüren. Aslında bu okuduğumu ben bir sabah namazından sonra kendim yazmıştım bu metni. Yani inan doğaçlama oldu. Aklıma geldiği gibi yazdım, sonra da okudum. Hiç değişmedi hızımız, motivasyonumuz, gayretimiz. Hiç değişmedi. Amacımız, inancımız. Hiç değişmedi. Yani değil mi? Hiç değişmedi. Ben daha önce de söyledik aslında Gazze konusunda sizinle. Daha önce de kısa bir röportajımız olmuştu. Konuşmuştum gene size. Genel başkanımız da o zaman kasamızda, masamızda ne varsa boşaltıyoruz. Okullarımızda dahil. Gazze'ye gönderiyoruz. Bitti. Ondan sonra biz hiç kayıtsız şartsız, hiç işte şey yapmadan, tereddüt etmeden gelen yardımların hepsini gönderdik. Bakın ne göndermişiz mesela bu kısa sürede, 8 aylık süre içerisinde. 8 aydır yani ki 245 günü oldu herhalde. Evet, yani 7 Ekim'di. Evet. Bugün 6 Haziran. Tam 8 ay olmuş. Evet, tam 8 ay, ay olmuş. 8 ay bir. Yani 8 aydır. Tabii biz kısa zaman diyoruz bu yardımlar için ama evet, çok evet. Uzun bir süre aslında onlar için. Aslında 1 yıla yaklaştı. 1 yıla yaklaştı. 150 gün yaklaştı. Kan ve gözyaşı hiç dinmedi. İnan evet. Var ya. Geçen gün, yani bunları belki böyle programda anlatmak çok zor olur.
Çadır kenti Refah da vurmuşlardı. Hep yanarak ölmüşlerdi. Evet, evet. Evden arabayla çıktım. Vakfa gelene kadar ağladım inan ki. Evet, Ankara'yı aradım arkadaşları. Ya bir yol bulun da gidelim artık diye. Yalvardım adeta. Bu kadar kanıma dokunuyor Gazze meselesi. Bu süreçte Verenel Derneği olarak, Safa Vakfı olarak neler göndermişiz kardeşlerimize? 20 tır gıda kolisi hazırlayıp gönderdik bugüne kadar. 20 tır? Evet. Maşallah. Geçin. 30 tır un yardımı yaptık. 8 tırını bizzat biz eşlik ettik, götürdük. 3 adet ambulans teslim ettik Gazze'li kardeşlerimize. 3,5 milyon lira özel yardım, nakdi yardım götürdük. Yani özel olarak teslim ettik bunları kardeşlerimize. Çünkü orada para sıkıntısı var. Tabii para sıkıntısı var. Her şey pahalanmış. Evet. Bir ayrı başka problemlerle uğraşıyorlar. Tabii ayrı başka problemler de var. 232.740 adet, bir hafta öncesinin rakamını söylüyorum, toplu yemek kumanya hazırlamışız, dağıtmışız. Bunların hepsinin videosu var ama işte bu konuk programı olunca bir video hazırlamayı çok düşünemedik. Evet. 2000 yetim çocuğun giyindirilmesini sağladık. 4 tır battaniye. Bunların çoğu biliyorsunuz AFAD ve Kızılay işbirliğiyle yaptık tabii. Bunun dışında çok sayıda meyve, sebze, temizlik ve hijyen kolileri kardeşlerimize ulaştırıldı. Şu an itibariyle ne yapıyoruz? Hiç aksatmadan yürüttüğümüzde günlük 3000 adet kumanya hazırlıyoruz. Her gün dağıtıyoruz. Aralıksız devam ediyor. Yani şu an itibariyle bugün akşamda 3000 tane kumanya hazırlanacak ve kardeşlerimize dağıtılacak inşallah. Yani aralıksız devam ediyor. Bu konuda da vatandaşlarımızın çok ciddi teveccühleri var. Bizim tabii öğrenci yurdumuz var. Öğrencilerimiz var. Biz eskiden zekat toplar, öğrenci bursları için de falan çalışma yapardık. Hamdi Bey bu dönemde, yani milletin eleştirileri falan da var ama belki, nereye gittiysek hiç öğrenci bursu bulamadık. Herkes Gazze olsun diyor. Gazze olsun diyor. Yani duyarlı insanlardan bahsediyorum. Yardıma infak olan insanlar hep Gazze'ye verdiler. Biz de hep Gazze'ye gönderdik. Yani ben Ankara'ya yardım için kuryelikte yaptım. Gittim geldim de genel merkeze teslimatlar yaptık. Onlar işte alımlar yaptı. AFAD Kızılay işbirliğiyle gönderildi vesaire. Çok ciddi yardımlarımız oldu. Tabii diğer STK'ların da yardımları oldu bizim gibi. Ulaştı mı, ulaştırıldı mı sorusu çok gündemde. Şöyle düşünelim, bir beyin jimnastiği yapalım. 2 milyon insan yaşıyor. 8 aydır sürüyor. Buraya yardım girmiyorsa, gıda girmiyorsa bu insanlar nasıl yaşıyor? Ya zor oluyor. Mısır'da çok ciddi problemler oluyor. Belki özel iletişim sağlanıyor. Bir şeyler vermek gerekiyor. Bunu açık açık itiraf edelim. Ama gidiyor, giriyor. Gibi mi? Evet, yani Mısır devleti biraz zorluyor bu konuda. Yani giriş çıkışlarda. Onu aslında Gazze sınır kapısının, yani Refah sınır kapısının İsrail melunlarıyla bir alakası yok biliyorsunuz. Kapı Mısır'la açılıyor. Mısır açılıyor. Ama tabii sıkıntılar oluyor. Biz mesela bu 10 tırı hazırladığımızda gönderdik. Tır şoförlerinin de telefonlarına falan aldık. Genel merkezden arkadaşlarımız da vardı. Onlar almışlardı. Bizi çok yaklaştırmak istemediler. Bu Urfa'daki bir vatandaşımızın bir hadisesi olmuştu ya. Batı Şeria tarafında bir hadise oldu. O zaman Türklere karşı biraz problemliydi. Bizi çok yaklaştırmadılar. Ama biz teslim ettik. 2 gün sonra Refah sınır kapısını işgal ettiler zaten. Ama buna rağmen görüştüğümüzde tırların parça parça girdiğini, yerlerine teslim edildiğini ifade ettiler. Onun için kafa karışıklığına hiç gerek yok. Yardım yapılıyor yani. Ya Hamdi Bey, ya yapılmazsa dediğim nasıl, gibi yani orada? 2 milyon insan, yani 2 değil, 20 değil, 200 değil, yani 2 milyon insan nasıl beslenir? Evet. Burada mesela Refah sınır kapısına kadar gittin mi abi? Yani Refah sınır kapısına işte Urfalı bir imamın bir hadisesi olmuştu, hatırladınız mı? Evet. Bir hadise oldu. Şehit oldu sonra da malumunuz. O hadise nedeniyle bizim o tarafa yaklaşmamıza izin vermedi Mısır Devleti. Evrakları da verip geçecektik. Yani Refah sınır kapısına kadar gidip orada tırlarımızı içeriye katacağız. İmkan olsa zaten biz bir gün durmayız Allah'ın izniyle. Bak bunu böyle riyakarlık olsun diye söylemiyorum. Biliyorum. Müsaade edilsin, ben şimdi kalkar giderim inanki. Evet. Ve inanıyorum. Evet. Bu düşüncede olan çok insan var. Binlerce, belki milyonlarca insan vardır yani. Çok. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesinin olduğu bir belde ya. Biz sırf bu hadis-i şerif için yola çıkarız Allah'ın izniyle. Evet. Kandillerini yağ götürür. Evet, yağ gidemiyorsanız hiç olmazsa kandillerinde
kullanılmak üzere yağ gönderin. İşte şimdi ne gönderiliyor? Savaş var, hakikaten gidilemiyor. O zaman kandillerine yağ göndermek gerekiyor. Evet, evet. Belki bakarsınız bugünlerde, ama şöyle, ben hani diğer programlarda da konuşurken de ifade ediyorum. Gazze konusunda şu andaki gençlerle mesela konuştuğumuzda bir ilginç bir şekilde süreç yeni başlamış gibi görülüyor. Oysa ki mesela bu siz de izah etmişsiniz aslında. 1948'de yani. Başladı. Evet. Ve çok ağır orada mesela burada mesela Lübnan'ı yerle bir edişi var İsrail'in. Evet. Lübnan'ın istikrarını yok edişini. Orada yani Irak'ı, Suriye'yi niye sonra istikrarsızlaştırıldığını Lübnan merkezli düşünürseniz daha iyi anlayabiliyorsunuz. Evet, evet. Mısır'a niye müdahale edildiğini onu daha iyi anlıyorsunuz. Evet, evet. O Arap Baharı niye çıkartılmış, evet, onu daha iyi anlıyorsunuz. Libya'yı niye bu hale getirdiler? Etrafın ateşi anlaşılıyor değil evet, mi? Evet, evet. Daha iyi anlaşılıyor. Evet. Veya bunlar iyi anlaşılması lazım. Mesela Şatilla bir katliamı var biliyorsunuz. Evet. Orada kampı ateşkes anlaşması yapıldıktan sonra vurmuşlar, vuruyor evet, ve tamamen sadece kadın ve çocukların olduğu bir kamp. Ve katlediyor insanları. Kim yapıyor bunu? İşte katil İsrail yapıyor. Katil yani. İsrail yapıyor, evet. Terörist İsrail yapıyor. Yani bu yeni bir süreç değil. Yeni başlamış bir süreç değil. Onun için ben aslında ateşkesine bile tam güvenemiyorum diye düşünürüm. Ve bak şöyle olmadı mı Hamdi Bey? Bu iki ay içerisinde belki 5-6 defa ateşkes sağlandı, sağlanacak. Evet. Metinlere döküldü, bir şeyler olacaktı. Hep söylediler. Ama hiçbirinde sonuç alınamadı. Hatta bu söylemlerin olduğu dönemde bile kampları vurdular. Evet, aslında evet. Şu yakın zamanda da işte Refah'ta bir anlaşma sağlanacak dediler. Ondan sonra bak çadır kentlerini vurdular. Yanarak öldü çocuklar orada. Ve burayı güvenli bölge ilan etmişti aslında. Bu tarafa gidin demişti gidin İsrail. Demişti, evet. Güvenli bölge ilan ettiği yeri vurdu. Tabii orada bir de dram var. Onu da konuşmak lazım diye düşünüyorum. Bir tarafta insanlar ölmüş, yanarak ölmüş. Bir tarafta o yangının arasında ekmek arayan insanlar var. Yani bu ümmet dinde yatacak yerin nasıl olacak vallahi bilmiyorum yani. Evet. Ne buyurursun bilmiyorum. Ya şimdi bazen diyorlar ki 2 milyar Müslüman 2 milyon Gazze'yi doyuramadı mı? Ya elbette doyururuz. Kapılar açık olsa biz onlara kendi yaşadıklarımızı yaşatırız Allah'ın izniyle. Kendi yediklerimizden götürürüz, kendi giydiklerimizden götürürüz. Hiç sıkıntı yok. Ama işte gidilemiyor. Evet, gidilemiyor. Bir şekilde İsrail sıkıntı. İsrail değil, Amerika var karşımda. Tabii İsrail var. İsrail dünya değil, düzeni. Amerika var. İşte bir türlü sonuç alınamıyor. Her gün bir böyle sevindirici bir haber olur da gidebilir miyiz? Yani şu anda arzumuz ne? Mesela benim şahsen bizim çalıştığımız kurumlarımız da o şekilde düşünüyor. Ateşkes sağlansa, normale dönse hayat da bütün imkanlarımızla Gazze'nin imarı, inşası için, insanların ihtiyaçları için bir yol alabilsek, bir yola koyulabilsek diye hep bekliyoruz aslında. Evet, evet. Ama işte bir türlü fırsat olmuyor. O zaman insana yardım yapmaktan başka şu anda bir çare yok. Elimizden gelen bu sadece. Devletimizin de mutlaka diplomatik girişimleri var. Bekliyoruz. Aslında 8 aydır bekliyoruz bir gelişme olsun diye ama İşte dünya konjonktüründe bu da mümkün olmadı. Evet, gücü yetmiyor. Evet yani. Ne yazık ki kabul etmemiz gerekiyor. Evet, evet. Orada dedim ya işte bir avuç İsrail, 2 milyar Müslüman ama bir türlü sonuç alınamadı. İşte onların feryatları, videolar halinde bize geliyor. Yani düşünsenize İsmail Haniye'nin 3 tane çocuğu şehit oluyor. Mikrofonu uzatıyorlar. Kaç tane? 4 tane torunu şehit oluyor. 13 çocuklu bir insan. Bak hiç renginde, yüzünde hiç kırışıklık var mı? Söylediği söz belli. Yani teslimiyet. Teslimiyet. Hamdi Bey biz aslında var ya Gazze'yi, insanlığı, İslam'ı ve Müslümanlığı bir defa daha anlamış olduk aslında. Ben örnek bir millet olduğuna inanıyorum. Kim ne derse desin. Evet, hakikaten evet. Müthiş bir direniş gösterdiler. Tevekkül gösterdiler, sabır gösterdiler. İşte kadınları, anaları, kızları, çocukları, babaları hepsi bu kadar katliama, bu kadar sıkıntıya rağmen söyledikleri hasbinallah ve ni'mel vekil dediler.
yüzlerce video geldi bu konuyla ilgili, değil mi aslında? Evet evet, kesinlikle öyle, kesinlikle evet. Öyle ve bunu da iyi anlamak, o insanları iyi anlamak, tahlil etmek lazım, ama etmek lazım. Burada tabii üzerinde yetişmişler aslında, değil mi? Aslında bunlar 48'den bu yana yaşadıkları bunları bu hale getirmiş aslında. Bu direnci sağlamış bunlara. Evet evet, evet. Kesinlikle kesinlikle. Evet. Burada şunu çok iyi anlamamız lazım ama diye düşünüyorum yani. Biz mesela bu Gazze ya da Filistin meselesine bak. Yani Filistin meselesi olarak algılamak zorundayız. Evet. Ve bu Filistin meselesi dediğimizde çok net bir şekilde zaten aslında bu dünya düzeni, yani bu İkinci Dünya Savaşı bu insanların bu düzeni kurmaları için yapılmış gibi görünüyor. Evet, yani. Öyle bütün bir şey. Çünkü ya 1940'lı yıllardan beri burada katliam yapıyorlar ya. Müslüman öldüre, evet. Müslüman öldüre, Müslüman öldüre. Bütün ülkelerin hepsini, orada İslam ülkelerinin hepsi, halkı İslam olan diyelim, istikrarsızlaştırdılar. Ya yani adamların büyük Yahudi idealine hayata koymak için, o da evet. Ne işte bütün ortamı hazırladılar, evet evet, bunu yıllardır bunu hazırlıyorlar ve Arap'ı sağdan gelip kandırıyorlar, soldan çarpıyorlar, Kürt'ü sağdan gelip kandırıyorlar, soldan çarpıyorlar, şunu öyle yapıyorlar, bunu böyle yapıyorlar, buradaki bütün Müslümanları adeta zaten bunun için yaşıyorlarmış gibi. Ya bu olayları artık bütün İslam coğrafyaları da çok iyi anla, hepimizin yani herkesin evet. Bu konuyu çok iyi anlamamız, devletlerimize sahip çıkmamız, milletimize sahip çıkmamız çok önemliymiş görüntüsü evet. Veriyor değil mi evet. Abi? Yani güçlü kalmamız, eğitimi önemsememiz, ne buyursun bilmiyorum bu konuda. Şöyle, şimdi hep bu konuyu söylüyoruz da, şimdi dinimizin %25'i büyüklerimiz hep öyle anlatıyor ya, ibadet, taat, %75'i de adab, muaşerat, belki evet, işte evet. İlişkiler, sosyal hayat gibi ifade ediyorlar. Birçok isimle söyleniyor. Biz herhalde bu %75'te çok sınıfta kaldık. Hata yapıyoruz değil mi? Çok aslında? Sınıfta kaldık bence. Bakın bu boykot konusu nasıl oldu? Aslında istediğimiz sonucu alamadık. Burada nasıl yakın, alacağız? Yani? Alamadık. Alamıyoruz ki yani. Şimdi yakında, buraya da yakın bir yerde bir market zinciri olan bir abimizle geçen görüşmüştük. Çok yakında görüştük hem de. %60, %55-60'ı diyor boykot ürünü zaten mağazamızda. Biz diyor onları artık satmamaya karar verdik. Depolarda ne kadar malzeme varsa getirdik. Alınsın, bitilsin, biz buradan çıkalım artık veya alan varsa verelim dedik diyor. Ya 10 milyon lira civarındaymış o ürünlerden aylık satışları. O 10 milyon yerine başka ürünlerden hiç ciroyu eksiltmeden devam ettik diyor. Bu arada Hamdi Bey, böyle özellikle temizlik ürünlerinde, bakım ürünlerinde çok ciddi anlamda yerli ürünler çıktı. O kalitede çıktı evet, aslında. Evet, evet. Kendisi çıktı, de çıktı. Söylüyor. Ya biz boykot meselesini niye çözemiyoruz ya? Hem aile reisi hem ev hanımı olarak boykot nedir? Kitapçığını alsınlar ellerine. Hangisi boykotsa almasın kardeşim. Kardeşim ya. Bu Siyonizmle ilişkin varsa kirli. Almıyoruz ya, bu kadar basit bitti, yani. Bitti, almayacağız, bitti. Bu kadar basit. Bitti. Bak almıyoruz. Şimdi yapmadılar mı? Bak bunlar uydurma haberler değil işte. Duyuyoruz, bir alana bir bedava vermeye çalıştılar satılmadan evet, önce. Evet evet. En çok da boykotun şu anda 10 kat yürüdü. O abimiz söylüyor. Telefonla görüştüm. Malları oraya göndermeyi bile düşündü elinden çıkarmak için. 10 kat Türkiye'den fazla Almanya'da, Hollanda'da boykot varmış şu anda. Oralarda daha evet, fazla. Evet. Ha, öyle ya mi? İşte üniversiteleri gördük. İşte geçen gün İspanya'da parlamentoyu gördük değil mi? Yani evet, evet, evet. Fransa'da gördük, Avrupa ülkelerinde şeyleri gördük. Mesela İrlanda'da geçen gün ben parlamenterin parlamentoda bir konuşmasını dinledim. Yani, bizden bunlar daha iyi biliyor. Yani feryat ediyor, feryat ediyor evet, ya. Evet. Herkesi kınıyor yani, deyim yerindeyse. Çok güzel. Bu bizim rahmetli Erbakan hocamın tabiriyle bu bir imani mesele diye düşünüyoruz evet, aslında. Evet, evet. Biz böyle düşünüyoruz, öyle inanıyoruz. Kudüs coğrafyası bir evet. Coğrafi bir mesele değil, Kudüs imani bir meseledir işte, diye. Biz de aynen öyle inanıyoruz. Kudüs coğrafi bir mesele değildir, imani bir meseledir de. İşte o D bağlacından sonrasını ne yapacağız bir türlü bilmiyorum evet. Da nasıl aklımızı başımıza toplayacağız. Biz ne yapacağız şimdi? Ne yapabileceğimize bakacağız. Büyük bu işlerde yani mesela orada
mesele sadece İsrail'le savaşma meselesi değil Yusuf abi. Aslında yani, biz de özümüze bir döneceğiz. Yani, nasıl yani? Yani biz kaybediyoruz. Orada kardeşlerimiz aslında İslam coğrafyasının son hali pürmeli halini ortaya koyuyorlar. Evet, evet. Birbirimize daha fazla düşmanız. Birbir Müslüman Müslümanı şey yapıyor falan, böyle ilginç. Bir o bölgeyi çok iyi bilen birisi diyor da, diyor ki biliyor musunuz diyor ya, Filistinlileri diyor İsraillilerden daha fazla Müslümanlar katletti diyor. Şeylerin, Esed'in babasının kurduğu teşkilatlar katletti diyor. Yani biz kendi kendimizde bu sorunları çözmeden orada işte bir taraf yanıp gidiyor. Öbür taraftaki insanlar bu bizim meselemiz değil mantığıyla. Yani şeye gelin, hani Batı Şeria'ya gelin. Oradaki devlet başkanı diyeceğimiz Mahmut Abbas adamın umurunda değil. Hiç. İsrail'in güvenliğini sağlamamız lazım diyor. Hiç. Evet maalesef. Yani ne konuşuyorsun sen kardeşim? Yani? Evet. Böyle ilginç bir şey. Evet, Allah bu millete ve bu ümmete yardım etsin. Akıl, fikir, feraset versin ve oralarda da kardeşlerimize yardım etsin. Başka diyebileceğimiz bir şey olmuyor. Dua ediyoruz, hep dua ediyoruz inşallah. Buradan kurbana geçelim istiyorum abi. Ve bir de üçüncü görüntümüz var Ali. Onu da yayınlayalım da ondan sonra kurban meselesini de konuşmaya çalışalım. Evet, kurbanda çalışmalar herhalde. Şimdi niye Hindistan diye soralım biz. Yani şimdi sevgili seyircilerimizin merak edeceğini geçen sene 22 bin hisse kesmiştik. Tabii Gazze yoktu o zaman. Bu sene 40 bin civarında. 40 bine çıktı yani. %100. Hedefimiz öyle. Devam ediyor şu anda çalışmalarımız. Mesela 3 kıtada 24 ülkede kesim yapıyorduk. Ağırlığı da Somali'deydi. Özellikle Arakanlı Müslümanların olduğu Bangladeş topraklarında da çok kesiyorduk, çok miktarda. Orada medrese eğitim faaliyetlerimiz de var. Somali'de de var. Yoğunluğumuz buradaydı. Tabi bu sene Gazze meselesi olunca bir Arge toplantısı yaptık Kayseri'de. Nasıl yapalım Gazze konusunda? Bu toplantıdan bir ay önce yaklaşık bir aylık bir çalışma oldu. Bu zincir zaten varmış önceden. Yani Hindistan tarafından, Dubai tarafından kesilip böyle gelmesi varmış zaten, yapılıyormuş. Bu şirketlerle hiç kimse görüşmeden çok önceden bir anlaşma yaptık. Hindistan'da bu konuyla ilgili çok büyük tesisler var, kesim merkezleri var. 2000'e yakın manda keseceğiz orada. Yani inek değil yani. Manda. Manda kesilecek. Net manda, evet. 2000'e yakın manda kesilecek. Çok güzel tesisleri var orada. Hijyen ortamda kesilecek. Doğranacak, kuşbaşı haline getirecek. Konteynerlerle, soğuk zincirle Dubai'ye getirilecek. Dubai'de gene çok büyük hijyenik fabrikalar varmış. Orada bunlar kavurma haline getirilecek. Hatta gramajları bile belli. Bir tane büyük başta ne kadar kavurma çıkacağı bile belli. Hepsinin sayısını belirledik. 340 gramlık kavurma hazırlanacak. Gene soğuk zincir dondurulacak. İşte ondan sonra 50 bin, 100 bin Mısır'a geldikten sonra Mısır'da bekletilecek soğuk depolarda. 50 bin, 100 bin kavurmaları artık refah sınır kapısından Mısır'daki soğuk depolardan oraya aktaracağız bu şekilde. Tabii planımız öyle. Mısır'dan sonraki plan değişebilir. Yani mesela Gazze'de eğer bir sıkıntı olmazsa bir anda direkt tamamını da götürüp içeride dağıtma imkanımız olursa da dağıtabiliriz. Ya bu yol daha önce kullanılıyormuş zaten. Şimdi Hamdi Bey, Gazze'de kurban var mı? Yok.
Nerede olur? Olsa da zaten 50 bin liradan aşağıya olmaz bir kurban. Evet, zaten evet, 40 evet. bin liradan falan bahsediyorlar. O zaman bir yerden iyi bir kurban bulmamız gerekiyordu. Yani soruyorlar Hindistan nereden çıktı diye. Hindistan'da bunu bulmak en kolay ülkelerden birisi. Arada bir okyanusta var, gemide var. Bu zinciri kullanmak da mümkün. Konserve de mantıklı çünkü şu anda Gazze'de elektrik yok, o eti koruyacak bir tesis yok. Hava zaten şu anda 40 dereceden aşağı değildir o bölgede. Tabii Akdeniz iklimi. Tabii yani. Şimdi Deniz onun için iklimi. Ne yapalım? Dedik ki biz buraya konserve hazırlayalım, kavurma konserve hazırlayalım. İnşallah işte toplam 2000 baş 14.000 hisse şeklinde keseceğiz. Bir aksilik olmazsa inşallah tamamlayacağız. Bu dediğimiz gibi belki yüz binlerce konserve hazırlamış olacağız. Kardeşlerimize Allah izin verirse Gazze'yi özelde bu şekilde yapacağız. Dünyanın diğer yerlerinde her zaman oluyor. Diğer yerlerinde nasıl? Bir de onu normal sorayım. Orada büyükbaş kesiyoruz. Zaten evet. bizim ekiplerimiz... Ne kadar ülkede veya ne kadar merkezde kesiyoruz? Mesela 24 ülke civarında her sene kestiğimiz var. Mesela Somali, Tanzanya, Uganda, Mali, Ghana, ondan sonra çokça şeyde Arakanlı Müslümanların olduğu... Afrin'de var mı? Bangladeş'te, Afrin'de var. Türkiye'de de Kayseri'de keseceğiz inşallah. Yetim aileler için bir çalışmamız var orada. Ama yoğunluğu gene Afrika ile Gazze, bir de Bangladeş'te. Yemen'de var, Afganistan'da var. Hatta biz bu sene Afganistan'a da gitmeyi düşünüyorduk kurbana. 10. aya teyir ettik. 10. ayda inşallah orada medrese çalışmaları için gideceğiz. Dolayısıyla dünyanın her yerinde kurban faaliyetimiz olacak. 50 kişilik bir ekibimiz var. Gönüllü, işte vakıf dernek başkanlarımızın görev aldığı 50 kişilik bir ekip. İnşallah onlar önümüzdeki hafta içerisinde kurban kesim merkezlerine uçacaklar. Kurbanları tekrar görecekler, hazırlanacaklar. Zaten biz önceden gidip kurbanlarımızı, videolarımız var. Önceden hep seçtik, hazırladık. Hani bir şey olmasın, bir yanlış iş olmasın diye. Çünkü telefonla sipariş veriyorsunuz, gittiğinize bakıyorsunuz kurban oldu mu olmadı mı gerginliği yaşanmasın diye. Her sene öncesinden gidiyoruz, bir ay iki ay öncesinden. Kurbanlar alındı kurbanlarımızı zaten. Alıyoruz, işaretliyoruz, seçimini yapıyoruz. Kurbanın niteliklerine sahip mi diye hepsini tek tek görüyoruz. Emanet edip geliyoruz. İşte bayramdan 2-3 gün önce de 50 kişilik bir ekiple tüm dünyaya uçup kesip geliyoruz inşallah. Evet, yani şu anda bütün çalışmalar evet. hazır. Şu anda yoğun olarak kurban bağış alıyoruz. Bedeli ne kadar diye sordum. Afrika'ya 4500 lira. 4500 Afrika. Afganistan 6000 lira, Yemen 6000 lira. Gazze'de 7500 lira. Yani Hindistan'da keseceklerimiz 7500 lira. Hepsi Arakan'da da oluyordu zaman zaman. Arakan'da da var. Gene var. Arakan'da da var. Arakan'da da çoğunluklu kısmını da Arakan'da kesiyoruz inşallah. Orada ne kadar? Oranınki ne Oranın kadar? Fiyatı şu anda hatırımda yok ama. En zoru soruyorum işte. Evet 6000 lira civarında diye biliyorum orayı da. Orası biraz zor oluyor da çünkü herkes de pek çok yoğun giremiyor. Biz çok yoğun gideriz Arakan'a. Evet biliyorum. Biz Safa Vakfı Verenel Derneği olarak dünyada en çok hizmetimizin olduğu yerlerden biri de Arakan. Evet, Arakan'ı evet. Müslüman. Orada bakın en çok kuyu açtığımız yerlerden birisi de öyle. Yani böyle her deyim yerindeyse sokağa bir kuyumuz vardır. 6000 kuyu açmışız toplamda. Arakan'da yani. Yani dünyada 6000 açmışız 2020'den bu yana. Bunun yaklaşık belki 2000 tanesi Arakan tarafıdır. Niye? Evet. Ya hem sudan içmede kullanıyorlar, hem temizlikte kullanıyorlar, hem beden temizliğinde kullanıyorlar, hem affedersiniz hayvanlarının sulanmasında kullanıyorlar. Her işinde kullandıkları için o kuyularımızdan. Evet, evet. Ki gerçekten çok mazlum bir millet. Çok ihtiyaç yani? Var. En çok faaliyet yürüttüğümüz yer orası. Yani orada bu şey evler var. Evler ahşaptan yapılmış evler var. Onlar da yangın çıktığında da hemen oraya koşuyoruz. Kurban'da da oraya gidiyoruz. Yıl içerisinde de birkaç defa Arakan seyahatimiz oluyor zaten. Grup gidiyoruz. Orada yardım faaliyeti, çokça medreselerimiz var orada. Medreselerimiz derken kullanılamaz yerleri tadilatını yapıyoruz. İnşaatını düzenliyoruz. Oradaki hocalara teslim ediyoruz. Yetişmiş insan çok. Evet, evet. Yani şey yapmaya çalışmıyoruz. Ayrı bir sistem, ayrı bir mantık değil. Hayır, o bölgeye uygun yani sistemi. İşte Sri Lanka'da yaptığımızın aynısını yapıyoruz. Bizim dedim ya belki tüm faaliyetlerimizin %20'si Arakan bölgesindedir muhtemelen. Evet. Onun için Arakan bizim için çok önemli. Zor mu Arakan bölgesine girmek bu arada? Tabii Bangladeş devletinin toprakları içerisinde malumunuz evet. biliyorsun orası. Sıkışmış bir bölge. Belki dünyada metrekareye en çok insanın yaşadığı. Yine Gazze'deki Müslümanlar gibi. Aynı öyle. Yani çok aynı öyle. Şekilde yaşıyorlar. Ama
Genel merkezimiz zaten biz pasaportlarımızı gönderiyoruz. Onlar diplomasi konusunda sıkıntı yaşamıyorlar. Hazırlıyorlar. Biz buradan İstanbul'a, İstanbul'dan uçağa biniyoruz zaten. Çok rahatlıkla giriyoruz. Kuyularımızı kontrol ediyoruz. Arakan'a inmiyordur herhalde uçak yani. Orada da bir sürü sıkıntı. Bangladeş'e iniyor. Bangladeş'ten kaç kilometre? Tabii hep öyle oluyor. Evet, Somali'ye gidiyoruz mesela. Mogadişu'ya iniyoruz. Mogadişu'dan o pervaneli uçaklarla işte Baydoba'ya gidiyoruz. Başka yerlere gidiyoruz. Gittiğimiz yerlerde zaten direkt bölgeye inmiyoruz. İkinci bir uçak mutlaka gerekiyor. Yani bu, o kadar da hani böyle çok da rahat olmuyor aslında. Rahat olmuyor tabii. Çalışmayı yürüten kardeşlerimiz de ciddi mücadele veriyor. Tabii şimdi bak ciddi mücadele deyince hemen bir konu gündeme geldi. Belki de yurt dışı dernek vakıf faaliyetlerinde ilk şehidi de biz verdik. Bu sene Ramazan ayının sonlarına doğru Somali'de temsilciliğimiz vardı. Evet. Somali'de temsilcimiz vardı. Abdurrahim diye bir kardeşimiz. Allah rahmet eylesin, şehit oldu. Ben de iki defa gitmiştim ondan önce o bölgede. Oranın güvenlik sıkıntısını biliyorum. Gene böyle kamplarda yardım faaliyeti için iki araçla gidiyorlardı. Öndeki araç geçiyor. Arkadaki araca bombalı saldırı düzenlediler. Patlattılar aracı. O Abdurrahim kardeşimizle beraber Somali bir asker, bir de Somali temsilcimiz, Somali bir gencimiz, Mahmut diye bir kardeşimiz, Allah onlardan da rahmet eylesin. Allah rahmet üçü de eylesin. Şehit oldu. Abdurrahim kardeşimizin cenazesi Kayseri'ye getirildi. Biz de buradan gittik, defnettik. Yani biz vakıf dernek olarak da ilk dünyada, belki Türkiye'de ilk şehitlerden veya ilk şehit de bizim olmuş oldu. Allah rahmet eylesin. Tabii kolay olmuyor yani, tabii. Yani mücadele gerekiyor değil tabii mi? Tabii şimdi biz Somali'ye falan gittiğimizde zırhlı araçlarla geziyoruz. Arkada askerler var. 5 tane Somali askeri var. Onların ücretini ödüyoruz. Onlar bize eşlik ediyorlar ama yani çok da yapabilecekleri bir şey yok. Belli oluyor önde zaten. Tabii yani. Önde de biz tek de bir şey yapamıyoruz. Bir otelden hiç dışarı çıkamıyoruz. Yani güvenlik sıkıntılar var. Yani biz aslında giden arkadaşlarımız da birçok yerde canını ortaya koyuyor. Somali'de falan zaten çoğu kuruluş çalışmalarını durdurdu. Durdurdu. En çok kurban kestiğimiz yer de bizim Somali, tereddütsüz. Bu yani, sene öyle mi? Yani? Geçen sene 20 binin 10 binini yaklaşık, belki fazlasını Somali'de kestik ama bu sene biraz azalttık, dağıttık. Diğer ülkelere dağıtım Gazze yaptık. Var yani. Ya biraz da şimdi uzak bölgelere gitmekte zorlanırız diye daha çok merkezlerde tuttuk. Merkezlerde de çok kamp var Hamdi Bey. Şimdi indiniz mi, bir uçağa bindiniz mi, bir bölgeden bölgeye bir saatte gidiyorsunuz ama görüyorsunuz her yer turuncu renkli kamp zaten. İnsanlar kamplarda yaşıyorlar. Elektrik yok, su yok, işte kuyu dedik mi, gıda dedik mi belki anlaşılmıyor ama işte orada bir... Orayı görünce değil mi? Birebir görünce Allah Allah. Dünyadan geçiyor insan oralara geçince, gidince. Evet. Bizim ne kadar da rahat yaşadığımız. Tabii çok rahat yaşıyoruz. Konya veya işte Türkiye. Evet. Allah ülkemize zeval vermesin tabii de. Evet. Yani ama oralarda bunu görüyorsunuz ama burada tabii şunu da anlamak lazım. O bölgelerden mümkün değil. Elimizde çekmememiz gerekiyor. Lazım. Yani tabii kendim 5 dakika kaldı abi bu arada. Onu da belirteyim. Zamanımız da çok hızlı. Ben de diyordum ne anlatacağız diyordum ama geldi geçti değil mi? Evet. Öyle olur. Yani öyle maşallah oluyor, bereketli olur bizim programlarımız. Evet. Şimdi kurbanla ilgili ekleyeceğimiz husus var mı? Orada yani kurban Türkiye'de Kayseri'de kesilecek. Türkiye'de Kayseri'de kesiyoruz. Zaten görsellerimiz var. Verenel Ork'tan girip kurban faaliyetine bakabilirler. Verenel Ork sitesinden girip bakabilirler oradan. İşte dünyanın birçok ülkesinde kesiyoruz. Suriye'de, Afrin'de okulumuzda kesiyoruz. Onun dışında işte Afrika ülkesi, Asya, Afganistan yoğunluklu da bu sene dedik ki ağırlığı Gazze'ye verelim. Çünkü bizim için yarısı Gazze'de kesilmiyor. 20 Gazze. Bin dediniz evet, çünkü değil yani öyle hedef. Hedefimiz öyle. 2000 baş 14 bin hisse. 14 bin pardon. 14 bin hisse, evet. 14 bin. 14 bin hisse. Hiçbir yer Gazze'den önde ve öncelikli değil şu anda. Yani zaman ne gösterir bilmiyorum ama şu anda biz... Bayrama kadar da değişeceğini zannetmiyorum. Bir şey evet, o zaman bizim için Gazze öncelikli tabii. Yani. Beni de arayanlara ben hep söylüyorum. Yani biraz fedakarlık yapın. Gazze'ye gönderelim. Kavurma yapalım. Çünkü bir ateşkes olursa orada çok ciddi anlamda yiyecek ihtiyacı olacak. Onları temin etmemiz lazım. Hazırlıklı olmamız lazım. Gazze konusunda hem biz Safa Vakfı Verenel Derneği olarak hem bütün STK'lar olarak hazır olmamız lazım. Hazırlıklı olmamız lazım. Yani hazırlıksız yakalanmamamız lazım ona.
Doğru ha. Kesinlikle çok doğru. Bir de Gazze konusundaki oradaki insanlara, eğer o yetimlere, o öksüz, işte bir de çok ciddi aslında yaralanmalar olduğunu tabii, düşünüyorum. Tabii. Tedaviler de gerekecek. Tedaviler de gerekecek ama İsrail'in de hiç tekin duracağını da düşünmeyerek yani. Ya şöyle, mesela geçen gün burada bir abimiz var. Kendisini de tanıyorum. Allah razı olsun, çok güzel hizmetleri var. Orada hep eğitim faaliyetleri yaptırıyor çadırda bu arada. Görüyorum. Mesela çok ciddi bir eğitim tesisine ihtiyaçları olacak. Bir şey kalmadı. Evet, okul kalmadı. Evet, tesis kalmadı. Bina kalmadı. Bina kalmadı. Evet. Görüntüler geliyor. Öyle büyük camiler varmış ki hafızlar oraya gider hıfzını tekrar ederlermiş. O videolar geldi. Mesela oralar hep yıkıldıysa bu insanlara mekan lazım olacak. Acaba o bölgelere girilebilecek mi? İşte girilecek olursa eğitim faaliyetlerine de ihtiyaç çünkü olacak. Şöyle belki de belli bir bölgesine hiç katmayacak. İşgal altında tutacak. İnşallah öyle olmaz. Ya biz öyle bekliyoruz. Bir mesele çözülse hemen deyim yerindeyse Anadolu tabirle pılımızı pırtımızı toplayıp gideceğiz biz. Evet. İnşallah. Öyle olur. Ben böyle çok heyecanlı oluyorum da belki şey yapılıyor yani, bu kadar Gazze, Filistin, bunu anlattık biz. Bu bir imani mesele. Bu Siyonizm, Yahudi ile bir mücadele, savaş diye düşünmek lazım. Ben bizi izleyen kardeşlerimizden de özellikle rica ediyorum, istirham ediyorum. Hassas olalım. Bu yani bir ciddi bir mesele gibi algılayalım. Yani biraz fedakarlık yapalım. Evet, oralara yardım edelim. Evet. Durumumuz olan burada kurban kesiyorsa bir tane de oraya göndersin. Yani ben böyle elimizden geldiği kadar. Durumları iyi olan abilerimiz oluyor fabrika. Vallahi atın arabanın satılıp göndereceği bir durum diyorum ya. Yoksa bunun hesabı çok zor verilir. Vallahi verilmez. Verilmez yani. Eğer orası ki ata arabayı satmalarına bile gerek yok. Maşallah yok. Allah'ım veriyor yani. Veriyor. Daha çok versin kimsenin malı mülkü. Evet. Herkesin kendi, Allah'ım daha çok versin de. Evet. Yalnız kesinlikle dediğiniz çok doğru Yusuf abi. Yani dönem öyle bir dönem ki, ama Allah'a şükür ülkemize Rabbim bolca vermiş. Evet. İnsanların ne atını ne arabasını satmasına gerek yok. Küçük bir fedakarlık yapıverse. Yani öyle yardım ihya eder yani. Öyle yardımlar aldık ki yani, aslında diyorsun duyarlılık var. Ya olmaz mı? Öyle var ya, aylık böyle 100 bin, 150 bin düzenli ödeyen insanlar maşallah, oldu ya. Maşallah. Yani Allah çok bozmasın. Ciddi yardımlarımız oldu. Tabii bu yardım miktarını söylemek uygun olmaz. Ciddi yardım yaptık adamızıyla. Evet. Abi çok çok teşekkür ederim. Sri Lanka'ya giremedik öyle mi? Sri Lanka'ya giremedik mi yani? Bir dakika varsa yani aslında vaktim dolmuş oluyor ama size bir Ali'den bir dakika rica edelim. Biz de Mart'ın 4 ile 9 arasında Sri Lanka'ya gittik. Burada Verenel Derneği Başkanımız Davut abimizle beraber, genel merkezden bir abimizle orada 10 tane Kur'an kursu açtık inşallah. Kinniya diye bir bölgede Sri Lanka'da. Konya ile Kinniya'yı da kardeş yaptık, ilan ettik. 10 tane açtık. İnşallah bu ayın sonuna kadar bir 10 tane daha açıp 20'ye tamamlayacağız. Yöreyi hiç bozmadan, sistemi bozmadan, orası Budist bölgesi zaten. Okullarında gene bizim görevlendirdiğimiz hocalar, hoca hanımlar görev yapıyor. Biz onların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Hem Kur'an-ı Kerim götürdük, dağıttık, onlara teslim ettik. Hem de çocuklarımızı yerinde gördük, okullarımızı açtık. Akşam saat 2'den 5'e kadar 3 saat din eğitimi alıyorlar orada. İşte hadis, tefsir, fıkıh dersleri veriyorlar. Adam, muaşeret dersleri veriyorlar hocalar. Biz de hem okulun ihtiyaçlarını hem öğretmen ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Safa Vakfımızın şu anda 10, önümüzdeki ay sonunda 20 tane Sri Lanka'da okul olmuş olacak inşallah. Maşallah. Onu ayrı bir programda da konuşuruz inşallah o dönemde. Gazze'yle Afrin'de Sri Lanka'yı özel bir programda. Afrin'deki okulla ikisini ayrı bir programda İnşallah. Konuşuruz. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Için. Tekrar o çocuklarımızın hepsinin gözlerinden öpüyoruz. İnşallah ailelerine saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Ve çok çok teşekkür ediyoruz. Biz de Safa Vakfı Verenel Derneği olarak Konya 42 Televizyonu'na selam hürmetlerimizi iletiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Evet sevgili seyirciler, böylece programımızın sonuna geldik. Yusuf Demirel Ağabey, Safa Vakfı Konya Şube Başkanı. Tekrar kendilerine teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Yayında yapımda emeği geçen arkadaşlarım var. Hepsine teşekkür ediyorum ve hepimiz adına da güzel bir akşam diliyoruz. Perşembe akşamı, cumanız da mübarek olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Yarın görüşebilmek dileğimizle. Hoşça kalın.